Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ın Hem sizi en feci işkencelere uğrattıkları zaman, Firavun'un adamlarından kurtardığımızı da hatırlayın. Onlar sizin dünyaya gelen erkek çocuklarınızı kesiyor. Kız çocuklarınızı ise kötülük için hayatta bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbiniz tarafından çetin bir imtihan vardı. Tıpkı Firavun taraftarlarının ve onlardan daha öncekilerin gidişi gibi. Onlar ayetlerimizi yalanladılar. Allah da kendilerini cürümleri sebebiyle kıskıvrak yakaladı. Allah'ın cezası pek şiddetlidir. Musa: "Ey Firavun!" dedi. "Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir resulüm. Başta gelen görevim Allah Teala hakkında gerçek dışı bir şey söylemememdir. Gerçekten size Rabbinizden çok açık bir belge getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle beraber gönder." Eğer dedi Firavun, gerçekten getirdiğim bir belge varsa ve sen doğru söyleyen biriysen, onu ortaya koy da görelim. Bunun üzerine Musa, asasını yere bırakıverdi. Bir de ne görsün, o koskoca bir ejderha kesilmiş. Elini sıyırıp çıkardı. Bir de ne görsün, bakan kimseler için parlak mı parlak, ışık saçan bir el hanine gelmiş. Firavunun ileri gelen yetkilileri, anlaşıldı, bu usta bir sihirbaz, dediler. Firavun, bu adam dedi, sizi yerinizden yurdunuzdan etmek peşinde. Görüşünüz nedir bu konuda? Yetkililer, onu ve kardeşini alıkoy. Bütün şehirlere de görevliler yolla usta sihirbazların hepsini senin huzuruna getirsinler, dediler. Yetkililer, onu ve kardeşini alıkoy. Bütün şehirlere de görevliler yolla. Usta sihirbazların hepsini senin huzuruna getirsinler, dediler. Bütün büyücüler, Firavun'a gelip, galip gelecek olursak, Herhalde mutlaka bize büyük bir mükafat verilir, değil mi dediler. Firavun: Elbette. Üstelik siz benim gözdelerimden olacaksınız, dedi. Büyücüler: Musa, önce sen mi hünerini ortaya koyacaksın yoksa biz mi koyalım deyince Musa: Siz ortaya koyun, dedi. Vakta ki atacaklarını ortaya koydular. Halkın gözlerini büyülediler. Onları dehşete düşürdüler. Hasılı müthiş bir sihir sergilediler. Biz de Musa'ya asanı yere bırak diye vahyettik. Bir dene baksınlar. Asa onların yaptıkları sihir, göz boyacılık kabilinden her şeyi yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların bütün yaptıkları boşa çıktı. İşte o firavun ve takımı yenilip küçük düştüler. Büyücüler hep birden secdeye kapandılar. İman ettik dediler. O Rabbül Alemine, Musa ve Harun'un Rabbine. İman ettik dediler. O Rabbül Alemine, Musa ve Harun'un Rabbine. Firavun dedi ki: "Demek siz benden izin almadan ona iman ettiniz ha? Şüphe yok ki bu yerli olan Kıpti ahaliyi yurtlarından sürmek için sizin şehirde beraberce planladığınız gizli bir oyundur. Ama yakında bileceksiniz başınıza gelecekleri. Evet, ellerinizi ve ayaklarınızı değişik taraflardan olarak keseceğim." Sonra da hepinizi toptan asacağım. Onlar şöyle cevap verdiler. Biz elbette Rabbimize döneceğiz. Senin bize kızman da, sırf Rabbimizin bize gelen ayetlerine iman etmemizden. Biz de ona yönelerek deriz ki, Ey bizim büyük Rabbimiz! Sabır kuvvetiyle doldur kalbimizi. Yağmur gibi sabır yağdır üzerimize ve sana teslimiyette sebat eden kulların olarak canımızı teslim al. Onlar şöyle cevap verdiler: Biz elbette Rabbimize döneceğiz. Senin bize kızman da sırf Rabbimizin bize gelen ayetlerine iman etmemizden. Biz de ona yönelerek deriz ki: Ey bizim büyük Rabbimiz! Sabır kuvvetiyle doldur kalbimizi. Yağmur gibi sabır yağdır üzerimize ve sana teslimiyette sebat eden kulların olarak canımızı teslim al. Firavun'un halkının yetkilileri ona, "Ne yapıyorsun? Musa ile kavmini, seni ve senin tanrılarını terk etsinler. Ülkede bozgunculuk yapsınlar diye kendi hallerine mi bırakacaksın?" dediler. Firavun, "Hayır onların erkek evlatlarını öldürüp, kız çocuklarını hayatta bırakacağız. Biz elbette onların üzerinde tam bir hakimiyet sahibiyiz, diye cevap verdi. Musa kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Muhakkak ki dünya Allah'ın mülküdür. Kullarından dilediğini oraya varis kılar. Güzel akibet Elbette İsrail İsrailoğulları biz hem sen bize gelmeden önce hem de sen bize peygamber olarak geldikten sonra işkenceye maruz kaldık diye yakındılar. Musa ise şöyle dedi: "Hele biraz daha sabredin. Umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı imha eder de onların yerine sizi hakim kılıp nasıl hareket edeceğinize bakar. Biz, Firavun hanedanı düşünüp ibret alsınlar diye, senelerce onları kuraklık, kıtlık ve ürün azlığıyla cezalandırdık. Onlara iyilik, bolluk geldiğinde, ha işte bu bizim hakkımız, kendi becerimizle bunu elde ettik, derlerdi. Eğer kendilerine bir kötülük gelirse, onu, Musa ile beraberindeki müminlerin uğursuzluklarına verirlerdi. Dikkat edin! İyiliği olduğu gibi, kötülüğü de yaratmak, ancak Allah'ın kudretiyledir. Fakat onların çoğu bilmezler. Ve şöyle derlerdi. Bizi büyülemek için, sen hangi mucizeyi getirirsen getir, imkanı yok, sana inanacak değiliz. Biz de kudretimizin ayrı ayrı delilleri olarak onların üzerine tufan gönderdik. Çekirgeler gönderdik, haşerat gönderdik, kurbağalar gönderdik, kan gönderdik. Yine de inat edip büyüklük tasladılar ve suçlu bir topluluk oldular. Azap üzerlerine çökünce dediler ki: Musa, Rabbin ile arandaki ahit uyarınca Bizim için ona yalvar. Eğer bu azabı üstümüzden kaldırırsan mutlaka sana inanacak ve İsrail oğullarını da seninle göndereceğiz. Biz geçirecekleri bir süreye kadar onlardan azabı kaldırınca da yeminlerinden döndüler. Biz de ayetlerimizi yalan sayıp umursamadıkları için onlardan intikam alarak denizde boğduk. Horlanan, ezilen milleti de, bereketlerle donattığımız, o ülkenin doğularına ve batılarına, yani tamamına varis kıldık. Böylece, sabretmelerine mükafat olarak, İsrailoğullarına, senin Rabbinin yaptığı güzel vaat, tamamen gerçekleşti. Firavun ile kavminin yaptıkları binaları, ve yetiştirdikleri bahçeleri ise imha ettik. Bunların gidişi tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi oldu. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da günahları sebebiyle onları bastırıverdi. Çünkü Allah pek kuvvetli azabı da çok şiddetlidir. Tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi, Rablerinin ayetlerini yalan saydılar. Biz de günahları sebebiyle onları imha ettik. Firavun ve beraberindekileri de denizde boğdu. Doğrusu, bunların hepsi de zalim idiler. Onlardan sonra da, Firavun ile ileri gelen yöneticilerine, Musa ile Harun'u delillerimiz, mucizelerimizle gönderdik ama onlar büyüklük taslayıp kabul etmeyi kibirlerine yediremediler ve suçlu bir halk oldular. Onlara tarafımızdan gerçek ulaşınca bu besbelli bir sihirdir dediler. Musa dedi ki size gelen gerçeği böyle mi nitelendiriyorsunuz? İnsaf edin. Sihir midir bu? Şu bir gerçektir ki büyücüler iflah olmazlar. Sen dediler bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden döndüresin de, ülkede önderlik ikinize kalsın diye mi geldin? Biz mümkün değil size inanmayız. Firavun, ne kadar usta sihirbaz varsa hepsini bana getirin, emrini verdi. Büyücüler gelince Musa onlara, ortaya atacağınız ne varsa atın, hünerinizi gösterin dedi. Onlar, iplerini ve değneklerini atınca, Musa şöyle dedi: Yaptığınız şey sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Mücrimden hoşlanmasa da Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır. Onlar iplerini ve değneklerini atınca Musa şöyle dedi: Yaptığınız şey sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Mücrimden hoşlanmasa da, Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır. Hasılı, başlangıçta Musa'ya, kendi kavminden, genç bir kuşaktan başka iman eden olmadı. Kavmi, Firavun'un ve yöneticilerin, kendilerine işkence edeceklerinden korkuyorlardı. Çünkü Firavun, o ülkede son derece despot ve çok aşırı gidenlerdendi. Musa ey milletim dedi. Siz Allah'a iman ettiniz. Ona tam bir teslimiyetle bağlandınızsa öyleyse yalnız ona dayanıp güvenin. Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz de Allah'a dayanıp güvendik ey Rabbimiz. Bizi o zalim kimselerin işkenceleriyle imtihan etme ve rahmetinle kurtar bizi o kâfirler yüruhundan. Musa'ya ve kardeşine, milletiniz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi namazgah yapın. Namazı hakkıyla ifa edin. Ve ey Musa, mü'minleri müjdele, diye vahyettik. Musa, ey bizim Rabbimiz, dedi. Sen, Firavun ile, onun ileri gelen adamlarına, dünya hayatında muazzam zinet, haşmet ve servet verdin. Ey bizim Rabbimiz, insanları neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi onlara bu imkanı verdin? Ey bizim büyük Rabbimiz, mahvet, sil süpür onların servetlerini ve kalplerini şiddetle sık. Belli ki o acı azaba girmedikçe onlar imana gelmeyecekler. Allah buyurdu ki, dualarınız kabul edildi. Dürüst olmaya devam edin. Müstakim olun. Ve sakın hakikati bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın. Derken, İsrail oğullarını denizden geçirdik. Fakat hemen Firavun, askerleriyle beraber zulmederek ve saldırarak peşlerine düştü. Nihayet boğulmak üzereyken, iman ettim.'' İsrail oğullarının inandığı ilahtan başka tanrı yokmuş. Ben de Müslümanlardanım." dedi. Firavuna ve ileri gelen yardımcılarına peygamber olarak gönderdik. Ama adamlar tutup Firavun'un emrine tabi oldular. Oysa Firavun'un emri tutarlı ve doğru bir emir değildi. Bir vakit Musa kavmine "Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın." Çünkü o sizi size en kötü bir işkence uygulayan, doğan erkek çocuklarınızı öldürüp kızlarınızı perişan bir hayata zorlayan Firavun'un hakimiyetinden kurtarmıştı. Gerçekten bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. Firavun onları ülkeden söküp atmak istedi. Ama biz onu ve beraberindeki bütün ordusunu suda boğduk. Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı. Gidin Firavun'a. Zira o iyice azdı. Biz Firavun'a bütün ayetlerimizi, delillerimizi gösterdik. Fakat o bunları yalan saydı ve gerçeği kabul etmemekte direndi. Firavun, işlerini ayarlamaya girişti. Bütün çare ve hilelerini, en usta sihirbazlarını toplayıp buluşma yerine geldi. Firavun da askerleriyle onun peşine düştü. Deniz onları öyle bir sardı ki birden yutu verdi. Böylece Firavun halkını kurtuluşa değil yanlış yola çıkmaza götürdü. Sonra da Musa ile kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık delille Firavun ile ileri gelen yardımcılarına gönderdik. Onlar da hakkı kabulden kibirlendiler. Zaten onlar kendilerini çok büyük gören bir zümreydi. Bir vakitte Rabbin Musa'ya, Haydi, o zulme batmış olan topluma, yani Firavun'un halkına gidip, Hakkı inkardan ve azgınlıktan sakınma zamanı gelmedi mi? de, diye nida etti. Ya Rabbi dedi, korkarım ki beni yalancı sayarlar. Benim de göğsüm daralır, dilim tutulur. Onun için Harun'a da risalet ver. Ya Rabbi dedi. Korkarım ki beni yalancı sayarlar. Benim de göğsüm daralır, dilim tutulur. Onun için Harun'a da risalet ver. Hem sonra onların benim üstümde bir hakları da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden endişe ediyorum. Hayır buyurdu benim ayetlerimle gidin. Biz de sizinle beraberiz. Olup bitenleri işitiriz. Gidin o firavuna. Biz, Rabbül alemin tarafından sana gönderilen elçileriz. Ondan sana mesaj getirdik. İsrail oğullarını serbest bırakacaksın. Bizimle gelecekler deyin. Gidin o firavuna. Biz, Rabbül alemin tarafından sana gönderilen elçileriz. Ondan sana mesaj getirdik. İsrail oğullarını serbest bırakacaksın. Bizimle gelecekler deyin. Ah dedi. Sen şu bebekken alıp yanımızda büyüttüğümüz çocuk değil misin? Sonra da bizim sarayımızda senelerce kalmış, ömrünün bir kısmını bizimle geçirmiştin. Sonunda da bildiğin o işi yapmıştın. Sen doğrusu nankörün tekisin. Ben dedi, yanlışlıkla sonunda ne olacağını bilmeksizin, şaşkın bir vaziyette o işi yapmıştım. Sizden korktuğum için de kaçmıştım. Ama Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi ve beni peygamberler arasına dahil etti. O başıma kalktığın iyilik ise, İsrail oğullarını köleleştirmenin bir sonucu değil miydi? Firavun, sahip, şu bahsettiğin Rabbül Alemin de ne? dedi. Eğer işin gerçeğini bilmek isterseniz söyleyeyim. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir. Firavun, alaycı bir şekilde çevresindekilere, bu adamın dediklerini işittiniz değil mi? Musa, o sizin de, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Firavun, dikkat edin, size gönderilen bu elçi, kesinlikle bir deli. Musa o doğunun da batının da doğu ile batı arasındaki her şeyin de rabbidir. Aklınız varsa bunu anlarsınız. Firavun Musa'ya cevaben "Eğer benden başka tanrı kabul edersen mutlaka seni zindanlık ederim." dedi. Ya dedi, "Sana doğruluğumu ispatlayan aşikar bir delil getirmiş olsam da mı? Haydi dedi, doğru söylüyorsan göster o belgeni de görelim. Bunun üzerine Musa, asasını yere attı. Bir de ne görsünler, değnek her haliyle tam bir ejderha vermiş. Bir de elini koynundan çıkardı ki, bakanların gözlerini kamaştıracak kadar parlak mı parlak. Firavun, etrafındakilere, bu adam dedi, galiba usta bir sihirbaz. Büyü gücü ile sizi yerinizden yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? Görüşünüzü bildirin. Bunu ve kardeşini biraz burada beklet. Bütün şehirlere haber gönder. Sonra ne kadar usta sihirbaz varsa alıp gelsinler, dediler. Bunu ve kardeşini biraz burada beklet bütün şehirlere haber gönder. Sonra ne kadar usta sihirbaz varsa, alıp gelsinler, dediler. Böylece belirlenen günde, bütün usta sihirbazlar toplandı. Kader, haydi ne duruyorsunuz? Siz de toplansanıza. Umarız büyücüler galip gelirler. Biz de onların dinlerine tabi oluruz denildi. Kader, haydi ne duruyorsunuz? Siz de toplansanıza. Umarız büyücüler galip gelirler. Biz de onların dinlerine tabi oluruz denildi. Büyücüler, Firavun'un huzuruna varınca, ona, Biz galip gelirsek, elbet bize büyük bir ödül verilir herhalde dediler. Evet, evet dedi. Üstelik sizi yakın çevreme alacağım. Benim gözdelerimden olacaksınız. Yarışma başlayınca Musa, Önce siz marifetinizi ortaya koyun, ne atacaksanız atın, dedi. İplerini ve değneklerini yere attılar ve, Firavunun izzetine yemin ederiz ki, galip gelen biz olacağız, dediler. Derken, Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler, o büyücülerin göz boyayarak uydurup ortaya koydukları şeyleri yutuveriyor. Bunu gören sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Rabbül alemine, Rabbül alemine, Musa ile Harun'un Rabbine biz de iman ettik, dediler. Rabbül alemine, Rabbül alemine, Musa ile Harun'un Rabbine biz de iman ettik, dediler. Firavun, demek ben size izin vermeden ona inandınız ha? Anlaşıldı. Size büyüyü öğreten ustanız oymuş. Size yapacağımı da yakında öğreneceksiniz. Farklı yönlerden olmak üzere el ve ayaklarınızı kesecek ve hepinizi asacağım. Hiç önemi yok dediler. Biz zaten Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin öncüleri olduğumuzdan ötürü umarız ki Rabbimiz günahlarımızı affeder. Musa'ya da mümin kullarımı geceden yola çıkar. Zira siz mutlaka takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun ise onları takip etmek gayesiyle bütün şehirlere asker toplamak üzere görevliler çıkardı. Esasen bunlar çok küçük, sefil bir gruptur. Fakat bize karşı kızgın olup diş bilemektedirler. Biz de elbette uyanık, tedbirli bir topluluğuz diyordu. Neticede biz onları bahçelerinden ve pınarlarından, hazinelerinden, servetlerinden ve kendilerince çok değerli makam ve mevkilerinden çıkardık. Ama neticede biz onları bahçelerinden ve pınarlarından, hazinelerinden, servetlerinden ve kendilerince çok değerli makam ve mevkilerinden çıkardık. Bu olay böylece tamamlandı. Bahsedilen bütün o nimetlere, İsrail oğullarını mirasçı yaptık. Güneş doğup, ortalığı aydınlatırken, Firavun'un ordusu onları takibe koyuldu. İki topluluk birbirini görecek kadar yaklaşınca, Musa'nın arkadaşları, Eyvah! Bize yetiştiler! dediler. Hayır! Asla! dedi. Rabbim benimledir ve o muhakkak ki bana kurtuluş yolunu gösterecektir. Biz Musa'ya asanı denize vur diye vahyettik. Vurur vurmaz deniz yarıldı. Öyle ki birer koridor gibi açılan her yolun iki yanında sular büyük dağlar gibi yükseldi. Tekileri, Firavun'un ordusunu da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık. Öbürlerini ise suda boğduk. Ötekileri, Firavun'un ordusunu da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık. Öbürlerini ise suda boğduk. Ötekileri, Firavun'un ordusunu da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık. Öbürlerini ise suda boğduk. Haydi, elini koynuna sok. Şimdi çıkar. İşte kusursuz, pırıl pırıl ışık saçıyor. Böylece Firavun'a ve onun halkına göstereceğin dokuz mucizeye bu da dahil olsun. Hakikaten onlar, yoldan tam çıkmış bir güruhtur. Doğrusu Firavun, ülkesinde, Mısır'da zorbalık yaptı büyüklük tasladı halkını çeşitli fırkalara ayırdı onlardan bir topluluğu erkek evlatlarını kesmek kız evlatlarını ise hayatta bırakmak suretiyle özellikle zayıflatmak istiyordu o bozguncunun tekiydi biz ise o ülkedeki güçsüzlere ihsanda bulunmak onları dünyada örnek şahsiyetler yapmak ve ülkeye onları varis kılmak onlara dünya hakimiyeti vermek firavunu hamanı ve onların ordularını ise korktuklarına uğratmak istiyorduk biz ise o ülkedeki güçsüzlere ihsanda bulunmak onları dünyada örnek şahsiyetler yapmak ve ülkeye onları varis kılmak onlara dünya hakimiyeti vermek firavunu hamanı ve onların ordularını ise korktuklarına uğratmak istiyorduk. Bunun içindir ki Musa dünyaya gelince annesine şöyle ilham ettik: Onu bir süre emzir. Şayet onun başına bir şey geleceğinden endişe edersen ırmağa bırak. Hiç endişe etme, hiç üzülme. Zira biz onu sana kavuşturacağız ve onu resullerden yapacağız. Firavun'un ailesi onu kendilerine ileride bir düşman ve başlarına bir dert olması için ırmakta bulup yanlarına aldılar. Doğrusu Firavun da Haman da askerleri de yanılıyorlardı. Firavun'un hanımı onu sandıktan çıkarınca kocasına "Bana da sana da neşe kaynağı olacak sevimli bir çocuk." Öldürmeyin onu. Olur ki bize fayda sağlar. Bakarsın biz onu evlat da ediniriz, diyordu. Kendileri açısından yanlış bir iş yaptıklarının farkında değillerdi. Musa'nın annesi, çocuğunun Firavun'un eline geçtiğini öğrenince, aklı başından gitti. Onun dışındaki her şeyi unuttu. Eğer biz valimize inananlardan olması için, kalbine sabır kuvveti vermeseydik neredeyse işi açığa vuracak gidip çocuğa sahip çıkacaktı. İşte bu haldeyken annesi Musa'nın kız kardeşine sen fark ettirmeden onu izle dedi. O da kendisini ele vermeksizin kardeşini uzaktan gözetledi. Biz daha ilk günden itibaren onun süt emziren kadınların memelerinden emmesini önlemiştik. Kız kardeşi bu durumu öğrenince onlara, ona güzelce bakabilecek, onun iyiliğini olan her işi yapacak bir aile tavsiye etmemi ister misiniz? dedi. Böylece onu annesine kavuşturduk ki, gözü aydın olsun, tasalanmasın ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu, fakat insanların çoğunun bunu anlamadıklarını öğrensin. Musa, yiğitlik çağına erip olgunlaşınca, biz ona hikmet ve ilim verdik. Biz iyilik edenleri işte böyle mükafatlandırırız. Musa bir gün, halkın habersiz olduğu bir sırada, şehre girdi. İki adamı, birbiriyle kavga eder vaziyette gördü. Onlardan biri, kendi kavminden, öbürü ise düşmanının kabilesinden idi. Hem şehrisi, düşman olana karşı yardım istedi. Musa da eliyle vurur vurmaz adamı öldürdü. Arkasından bu dedi şeytanın işindendir. Kötü bir iştir. O gerçekten saptırıcı açık bir düşmandır. Ya Rabbi, ben kendime yazık ettim. Affeyle beni dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o gafurdur, rahimdir. Ya Rabbi dedi, bana lütfettiğin bu nimetler hakkı için artık suçlulara asla arka çıkmam. Sabaha kadar endişe içinde etrafı kontrol ederek geceyi geçirdi. Sabahleyin bir de baktı ki, dün kendisinden yardım isteyen soydaşı yine imdadına çağırıyor.'' Musa ona belli ki sen azgının tekisin dedi. Bununla beraber Musa hem kendisinin hem de soydaşının hasmı olan adamı tutup onları ayırmak isterken soydaşı kendisini yakalayacağını sanarak ne o Musa dedi dün bir adam öldürdüğün yetmemiş gibi bugün de beni mi öldürmek istiyorsun senin tek isteğin ülkede bir zorba olmaktır asla ıslah etmek, para bulmak istemiyorsun. Çok geçmeden, şehrin öte başından bir adam koşarak geldi ve dedi ki, Ne yapıyorsun Musa? Yetkililer, idam istemiyle senin hakkında karar vermek üzere toplantı halindeler. Beni dinlersen, derhal şehri terk et. Ben hakikaten senin iyiliğini isteyen biriyim hemen oradan ayrılıp, hep etrafını kontrol ederek, endişe içinde şehirden çıktı. Ve, şu zalimler güruhunun elinden beni hala seyle ya Rabbi, diye yalvardı. Medyen tarafına yönelince, umarım Rabbim, beni doğru yola yöneltir dedi. Medyenin su kuyularına varınca, orada, davarlarını suvaran bir grup insan buldu. Onların gerisinde de, kendi hayvanlarını uzakta tutmaya çalışan iki kadın gördü. Siz niçin bekliyorsunuz diye sordu. Onlar da "Çobanlar hayvanlarını suvarıp ayrılmadıkça biz suvarmayız. Babamız da hayli yaşlı olduğundan iş bize kalıyor." diye cevapladılar. Bunun üzerine onların davarlarını suvardı. Sonra gölgeye çekilip "Ya Rabbi" Bana lütfedeceğin her türlü nimete muhtacım diye dua etti. Az sonra, o iki kızdan biri, utangaç bir tavırla yürüyerek çıka geldi ve, Bize sunduğun suvarma hizmetinin ücretini vermek üzere, babam seni davet ediyor dedi. Musa, onun yanına girip, başından geçen olayları anlatınca, o zat, endişe etme o zalimlerin elinden artık kurtuldun, dedi. Kızlardan biri, babacığım dedi, bunu işçi olarak tut. Zira senin çalıştıracağın en iyi adam, böyle kuvvetli ve güvenli biri olmalıdır. Babaları ona, kızlarımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Buna karşılık sen de sekiz yıl yanımda çalışırsın. Şayet süreyi on yıla çıkarırsan, o da senin ikramın olur. Ben seni zahmete sokmak istemem. İnşallah benim dürüst bir insan olduğumu göreceksin. Musa bu seninle benim aramızdaki bir sözleşmedir. Bu iki müddetten hangisini yerine getirirsem buna itiraz edilemez. Yaptığımız bu sözleşmeye Allah da şahit olsun." dedi. Musa müddeti tamamlayıp ailesiyle Mısır tarafına doğru yolda giderken, dağ tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, durun dedi. Ben bir ateş fark ettim. Gideyim, belki yol hakkında bir bilgi alır veya bir ateş koru getiririm de, ateş yakıp ısınma imkanı bulursunuz. Oraya varınca, kutlu mekandaki vadinin sağ tarafında bulunan ağaçtan şöyle nida edildi. Ey Musa! Rabbül alemin olan Allah benim. Haydi asanı yere bırak. Musa onun çevikçe hareket eden bir yılana dönüştüğünü görünce derhal kaçtı. Bir kere olsun dönüp arkasına bile bakmadı. Gel Musa! Endişe etme. Çünkü sen güven içinde olanlardansın. Elini koynuna sok. Şimdi çıkar. İşte kusursuz, pırıl pırıl ışık satıyor. Yılana karşı korkudan ötürü tavır alma sahikiyle, kanat gibi açılan kollarını, kendine çekip toparlan, korkma artık. İşte bunlar, Rabbin tarafından, Firavun ile onun ileri gelen yetkililerine gönderilen iki mucizedir. Onlar gerçekten, iyice yoldan çıkmış bir güruhtur. Ya Rabbi dedi ben yanlışlıkla onlardan bir adam öldürdüm bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum Kardeşim Harun'un ifadesi benimkinden daha düzgündür onu da benimle beraber yardımcı olarak görevlendir ki beni tasdik etsin Doğrusu beni yalancı saymalarından endişe ediyorum Allah Teala şöyle buyurdu Seni kardeşinle destekleyeceğiz size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size el uzatamayacaklardır. Siz de size tabi olanlar da mutlaka galip geleceksiniz. Musa o açık belgelerimizle mucizelerimizle onlara geldiğinde bu dediler sırf uydurma bir sihir. Hem böylesi bir iddianın peygamberlik davasının veya sihrin önce yaşamış atalarımız zamanında bulunduğunu da işitmedik. Musa da, kimin kendi tarafından hidayet getirdiğini ve bu dünya hayatının sonunda hayırlı akibetin kime nasip olacağını Rabbim pek iyi biliyor. Şu bir gerçekte ki, zalimler iflah olmazlar. Allah'ın cezasından kurtulamazlar. Firavun da dedi ki, Ey benim danışmanlarım ve devlet adamlarım! Ben sizin, benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Haman, haydi benim için tuğla ocağını tutuştur, balçığı pişir, fazlaca tuğla imal ettirip, benim için öyle yüksek bir kule yap ki, belki de onun vasıtasıyla yükselip, Musa'nın varlığını iddia ettiği tanrısını görürüm. Aslında ben onun yalancının biri olduğu görüşündeyim ya neyse. Böylece o ve orduları haksız yere ülkede büyüklük tasladılar ve huzurumuza dönüp hesap vermeyeceklerini zannettiler. Biz de kendisini de ordularını da yakalarından tuttuğumuz gibi denize fırlatı verdik. İşte bak zalimlerin sonunun ne olduğunu gör. Onları insanları ateşe çağıran önderler yaptık. Bu dünyada halkı çalıştırıp desteklerini sağlasalar da kıyamet günü en ufak bir yardım bile görmeyeceklerdir. Bu dünyada arkalarına bir lanet taktık. Kendilerine lanet yağdırılıyor. Kıyamette o büyük duruşma gününde ise en çok nefret edilenlerden olacaklardır. Karunu Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Musa kendilerine belgelerle, mucizelerle geldi. Ama onlar o ülkede kibirlendiler, büyüklük tasladılar. Fakat hükmümüzden kurtulamadılar. Onlardan önce Nuh, at toplumları ve ordular sahibi Firavun toplumu da peygamberleri yalancı saydılar. Semud ve Lut toplumları keliler de öyle yaptılar. İşte bunlar, peygamberlere karşı toplanan hiziplerdi. Gerçekten biz Musa'yı, ayetlerimiz, mucizelerimiz ve apaçık bir yetkiyle, Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik de, onlar, bu yalancı bir sihirbazdır, dediler. Musa, onlara bizim tarafımızdan gerçeği getirince, onun yanında bulunan müminlerin oğullarını öldürün, kızlarını ise hayatta bırakın, dediler. Fakat kâfirlerin hile ve tuzakları boşa çıkar. Firavun, bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim. O da varsın Rabbine yalvarsın bakalım, o kendisini kurtaracak mı? Zira bu gidişle onun, sizin dininizi değiştireceğinden veya ülkede anarşi çıkaracağından endişe ediyorum, dedi.'' Musa da şöyle dedi Ben ahirete hesap gününe inanmayan her kibirli ve zorbadan benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Havun hanedanından olup o zamana kadar iman ettiğini saklayan biri kalkıp şöyle dedi Ne o siz bir insan Rabbim Allah'tır dedi diye kalkıp onu öldürecek misiniz Halbuki o Rabbiniz tarafından açık belgeler ve mucizeler de getirdi. Eğer yalan söylüyorsa, yalanı zaten kendisinin aleyhinedir. Ama şayet doğru söylemişse, en azından onun sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir. Şu bir gerçektir ki Allah haddi aşan yalancı kimseleri iflah etmez. Ey benim sevgili milletim, bugün hakimiyet sizindir ülkede üstünlük sizdedir ama yarın Allah'ın azabı başımıza gelir çatarsa söyler misiniz hangi kuvvet bizi kurtarabilir buna karşılık firavun ben size sadece kendimce uygun bulduğum görüşü bildiriyor ve size tutulması gereken doğru yolu gösteriyorum dedi o imanlı zat bunun üzerine ey benim milletim dedi ben sizin hakkınızda Nuh milletinin, Ad milletinin, Semud milletinin ve ondan sonraki milletlerin başına gelen akibetin sizin de başınıza gelmesinden endişe ederim. Yoksa suçsuzlara azap etmek suretiyle Allah kullarına zulmetmek istemez. O imanlı zat bunun üzerine ey benim milletim dedi. Ben sizin hakkınızda Nuh milletinin, Ad milletinin Semut milletinin ve ondan sonraki milletlerin başına gelen akibetin sizin de başınıza gelmesinden endişe ederim. Yoksa suçsuzlara azap etmek suretiyle Allah kullarına zulmetmek istemez. Ey benim milletim! Ben sizin hakkınızda o feryad figan gününden, birbirinizden imdad isteyeceğiniz günden endişe ediyorum. Gün arkanızı dönüp kaçmak istersiniz ama, ne çare. Sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse bulunmaz. Evet, Allah kimi şaşırtırsa artık ona yol gösteren olmaz. Daha önce Yusuf da size açık açık delillerle gelmiş, siz onun getirdiği gerçek hakkında da şüphe edip durmuştunuz. Nihayet vefat edince, ondan sonra Allah artık hiçbir peygamber göndermez demiştiniz.'' İşte Allah, haddi aşan, şüpheci kimseleri böyle şaşırtır. Kendilerine ulaşmış, hiçbir delile dayanmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında, ileri geri tartışanların bu hareketleri, hem Allah indinde, hem de iman edenler yanında, pek büyük bir gazaba yol açar. İşte Allah, her kibirli ve zorbanın kalbini böylece mühürler. Fil, Haman, benim için bir kule inşa et," dedi. "Umarım ki böylece yükselebilir, göklere yol bulur da Musa'nın tanrısına ulaşırım." Gerçi ben onun yalancı olduğunu zannediyorum ya, neyse. İşte böylece Firavun'un kötü gidişatı kendisine cazip göründü ve yoldan çıkarıldı. Sonuç itibariyle Firavun'un hilesi ve düzeni de tamamen boşa gitti. Firavun Haman, benim için bir kule inşa et, dedi. Umarım ki böylece yükselebilir, göklere yol bulur da, Musa'nın tanrısına ulaşırım. Gerçi ben onun yalancı olduğunu zannediyorum ya, neyse. İşte böylece Firavun'un kötü gidişatı, kendisine cazip göründü ve yoldan çıkarıldı. Sonuç itibariyle Firavun'un hilesi ve düzeni de tamamen boşa gitti.'' İman eden zat şöyle devam etti. Ey benim halkım! Gelin bana uyun ki, size doğru yolu göstereyim. Benim milletim, bu dünya hayatı, basit bir metadan, geçici bir eğlenceden ibarettir. Ahiret ise, işte asıl yerleşecek yer orasıdır. Kim bir kötülük işlerse, sadece o kadar cezalandırılır. Ama mümin olarak, İster erkek ister kadın kim makbul ve güzel bir iş yaparsa işte onlar cennete girer ve orada hesapsız nimetlere nail olurlar. Ey benim sevgili milletim, nedir bu başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa davet ederken siz tutup beni ateşe çağırıyorsunuz. Çünkü benim Allah'ı inkar etmemi ve onun ortağı olduğuna dair Hiçbir bilgim olmayan şeyleri kendisine ortak koşmamı teklif ediyorsunuz. Ben ise sizi üstün kudret sahibi ve mağfireti pek bol olan o Aziz ve Gaffar'ın yoluna davet ediyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya davet ettiğiniz putların ne dünyada ne de ahirette asla kendilerine ibadete davet yetkileri yoktur. Şu kesin ki hepimizin dönüp varacağı yer Allah'ın huzurudur. Ve haddi aşanlar cehennemi boylayacaklardır. Size söylediğim şu sözleri yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Çünkü Allah kullarını pek iyi görmektedir. Allah onu kafirlerin tuzaklarının şerrinden korudu. Firavun hanedanını da kötü azap kuşatı verdi. Onlar sabah akşam ateşin karşısına getirilirler kıyamet koptuğunda da haydi firavun hanedanını en şiddetli azaba sokun denilir nitekim onlardan musa'yı delillerimiz ve mucizelerimizle firavuna ve ileri gelen yetkililerine gönderdik o da onlara ben rabbül aleminin size elçisiyim dedi o delillerimizle onlara gidince, onlar alay edip gülmeye koyuldular. Onlara hep birbirinden büyük mucizeler gösterdik. Belki dönüş yaparlar diye, azaplarla sarstık. Azabı tadınca, Musa'ya, Haydi büyücü, sana verdiği sözünün gereği olarak, bizim için Rabbine dua et, bizi bağışlasın, zira artık yola geleceğiz, dediler. Fakat biz, Onlardan azabı giderince, hemen sözlerinden caydılar. Firavun, halkına duyuru yapıp dedi ki, Ey benim halkım! Mısır'ın yönetimi benim elimde değil mi? Ayaklarımın altından akan şu nehirler, kanallar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben şu aşağılık, meramını bile neredeyse anlatamayan adamdan daha üstün değil miyim?'' Eğer o dediği gibi ise, üstüne gökten altın bilezikler atılmalı, yahut beraberinde melaikeler gelmeli değil miydi? Firavun, halkına duyuru yapıp dedi ki, Ey benim halkım! Mısır'ın yönetimi benim elimde değil mi? Ayaklarımın altından akan şu nehirler, kanallar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben şu aşağılık, meramını bile neredeyse anlatamayan adamdan daha üstün değil miyim? Eğer o dediği gibi ise üstüne gökten altın bilezikler atılmalı yahut beraberinde melaikeler gelmeli değil miydi? Firavun halkına duyuru yapıp dedi ki, Ey benim halkım! Mısır'ın yönetimi benim elimde değil mi? Ayaklarımın altından akan şu nehirler, kanallar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben şu aşağılık meramını bile neredeyse anlatamayan adamdan daha üstün değil miyim? Eğer o dediği gibi ise üstüne gökten altın bilezikler atılmalı yahut beraberinde melaikeler gelmeli değil miydi? O halkını küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler.'' Doğrusu onlar, yoldan iyice çıkmış bir toplum idi. Onlar bizi gazaba davet edince, biz de onların hepsini suda boğarak, onlardan müminlerin intikamını aldık. Onları sonraki nesillere, geçmiş bir ibret ve misal yaptık. Vakta ki Meryem'in oğlu İsa misal verildi. Derhal halkı keyiflenerek haykıra haykıra gülmeye koyuldu. Ve bizim tanrılarımız mı üstün dediler, yoksa o mu? Bunu sırf bir münakaşa olsun diye sana misal verdiler. Zaten onlar kavgacı bir toplumdur. Vakta ki Meryem'in oğlu İsa misal verildi. Derhal halkı keyiflenerek haykıra haykıra gülmeye koyuldu. Ve bizim tanrılarımız mı üstün dediler, yoksa o mu? Bunu sırf bir münakaşa olsun diye sana misal verdiler. Zaten onlar kavgacı bir toplumdur. Hayır, o bir tanrı değil. Nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrail oğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdu. Şayet yapmak isteseydik, sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık. Ama bu Allah'ın hikmetine aykırıdır. Hayır, o bir tanrı değil. Nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrail oğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdu. Şayet yapmak isteseydik, sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık. Ama bu, Allah'ın hikmetine aykırıdır. Gerçekten o, kıyamet için bir beyandır. Artık siz, o saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin de, bana tabi olun. Doğru yol budur. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır. İsa, açık açık delillerle onlara gelince, ben size hikmet getirdim. Bir de hakkında ayrılığa düştüğünüz bazı şeyleri, size açıklamak için geldim. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Yalnız O'na ibadet edin. Doğru yol budur." dedi. İsa açık açık delillerle onlara gelince, "Ben size hikmet getirdim. Bir de hakkında ayrılığa düştüğünüz bazı şeyleri size açıklamak için geldim." O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Yalnız O'na ibadet edin. Doğru yol budur, dedi. Ondan sonra kendisine mensup bir takım fırkalar aralarında ayrılığa düştüler. Gayet acı bir günün azabından, zalimlerin vay haline. İnsanlar hiç farkında değillerken, o kıyametin ansızın başlarına geri vermesini mi bekliyorlar? Müttakiler dışında dünyadaki bütün dostlar o gün birbirine düşmandır. Allah müttakilere şöyle buyurur: Ey benim kullarım, bugün size herhangi bir endişe yoktur. Sizi üzen bir durum da olmayacaktır. Ne mutlu onlara ki ayetlerimize inanmış ve Allah'a itaat etmişlerdir. Haydi siz de, eşleriniz de, neşe dolu olarak buyurun cennete. Altın tepsi ve kaselerle kendilerine ikram eden hizmetçiler, etraflarında devamlı döner. Hülasa orada canınız ne isterse, gözleriniz hangi manzaralardan hoşlanırsa, hepsi var. Hem siz burada, devamlı kalacaksınız. İşte dünyada yaptığınız makbul işlerden dolayı varisi yapıldığınız cennet. Size orada istediğiniz şekilde yiyeceğiniz her türlü meyve vardır. Suçlularsa cehennem azabında ebedi kalacaklar. Azapları hiç gevşetilmeyecek. Orada bütün ümitlerini yitirmiş olarak kalacaklardır. Böyle yapmakla biz onlara haksızlık etmedik ama asıl kendileri öz canlarına zulmettiler. Cehennem bekçisine şöyle feryat ederler. Malik, ne olur tükendik artık. Rabbin canımıza alsın, bitirsin işimizi. O da ölüp kurtulmak yok. Ebedi kalacaksınız burada der. Allah da şöyle buyurur. Biz size gerçeği getirmiştik. Fakat çoğunuz hakikatten hoşlanmamıştınız. Ey Resûlüm! Onlar size hile kurmakta işi sağlama aldıklarını mı düşünüyorlar? İşte biz de işi sağlam tutuyoruz. Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarındaki elçilerimiz de yaptıkları her şeyi yazarlar. De ki, Faraza, Rahman'ın çocuğu olsaydı, ona ilk ibadet eden ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, o arşın, o muazzam saltanatın Rabbi, kendisine eş, ortak uyduranların iddialarından münezzehtir, yüceler yücesidir. Kendilerine bildirilen o hesap gününe kavuşuncaya kadar, onları kendi hallerine bırak. Batıllarına dalsınlar, varsın oyalansınlar. O Allah'tır. Gökte de yerde de tek ve gerçek ilahtır. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında olan bütün varlıkların, Mülk ve hakimiyetine sahip olan Allah'ın şanı çok yücedir. Hayır ve bereketi sınırsızdır. Kıyamet saatini bilmek ona aittir. Hepiniz sonunda onun huzuruna götürüleceksiniz. Biz onlardan önce Firavun'un halkını da imtihan ettik. Onlara da pek değerli bir resul gelip demişti ki: Ey Allah'ın kulları, benim hakkımı verin yani tebliğimi dinleyin. Çünkü ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim. Yüce Allah buyurdu. Mü'min kullarımla geceliğin çıkıp git. Muhakkak ki sizi takip edeceklerdir. Denizi yarıp mahiyetini geçirdikten sonra onu olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Böylece İsrail oğullarını gerçekten zelil eden aşağılayan o işkenceden firavunun işkencesinden kurtardık doğrusu bu adam haddini aşan büyüklük taslayan zorbanın tekiydi onlardan önce nuh halkı ashab-ı res semut at firavun halkları lut'un hemşehrileri ashab-ı eke ve tüm bah halkı da hakkı yalanladılar evet Onların hepsi, peygamberleri yalancı saydılar da, tehdidime müstahak oldular. Azaba çarptırıldılar. Musa'nın olayında da, alınacak dersler vardır. Onu, aşikar bir delille, mucizeyle Firavun'a göndermiştik. O var gücüyle ve bütün ordusuyla, sırtını çevirdi ve, Musa, ya bir büyücü, ya da bir delidir, dedi. Biz de hem onu hem ordularını yakalayıp denizin dibine geçiriverdik. Boğulurken pişmanlıkla kendi kendini kınıyordu. Firavun hanedanına da uyaran peygamberler geldi. Onlar ayet ve delillerimizin hepsini yalan saydılar. Biz de onları mutlak galip, tam muktedir olan Allah'ın şanına yaraşır tarzda cezalandırdık. İman edenlere ise Allah Firavun'un eşini misal getirir. O vakit o hatun şöyle niyaz etmişti: Ya Rabbi! Sen kendi nezdinde cennette benim için bir konak yaptır. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar. Beni bu zalimler güruhundan halas eyle. Firavun da ondan öncekilerde alt üst edilip yerin dibine geçirilen Lut milletine ait kasabaların ahalileri de, hep o günaha, yani şirke girdiler. Bakın, ey Mekkeliler, ey bütün insanlar! Biz vaktiyle Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi, size de hakkınızda şahitlik edecek bir elçi gönderdik. Firavun, o elçiye isyan etti. Biz de onu şiddetle cezaya çarptırdık. Firavun'a git. Zira o iyice azdı. Ona de ki, kendini arındırmaya gönlün var mı? Firavun'a git. Zira o iyice azdı. Ona de ki, kendini arındırmaya gönlün var mı? İster misin, seni Rabbine kavuşturan yola uğrayım. Böylece sen de ona saygı duyasın ona en büyük mucizeyi gösterdi fakat o buna yalan dedi ve isyan etti sonra sırtını dönüp Musa'ya karşı bir çalışma içine girdi adamlarını topladı ve onlara sizin en yüce Rabbiniz benim dedi Allah onu dünyada da ahirette de şiddetle cezalandırdı nitekim o orduların, Firavun ve Semut milletlerinin başlarına gelenleri, mutlaka öğrenmişsindir. Muhtaçları doyurmaya teşvik etmezsiniz.